Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'na. Bir kere bu tarihimizde bir ilk kez biz Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığını görüyoruz. Daha önce görevden alındı Merkez Bankası Başkanları, örneği var diye bazı yazılar görüyorum. Ayrıntılı bir şekilde baktım verdikleri örneğe. Öyle değil, görevden alma değil. 1981 yılının başındaki, Ocak ayındaki Merkez Bankası Başkanı Sayın İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun kastediyorlar. Ama o öyle değil. O siyasi baskılara dayanamayarak istifa etmişti. Yani görevden alınmamıştı. Burada Sayın Çetinkaya'da ise durum bambaşka. Sayın Çetinkaya doğrudan doğruya görev süresinin dolmasına 10 ay kalmış olmasına rağmen görevden alındı. Zaten epey bir süredir herkes biliyordu, işte konuşuluyordu. Sayın Çetinkaya'ya istifa et baskıları vardı. İstifa etmesi isteniyordu. Ama Sayın Çetinkaya Merkez Bankası bağımsız, istifa etmem diye direndi. Özellikle Sayın Albayrak'ın çok baskı yaptığı söyleniyordu. Tabii Sayın Albayrak bunu kendi kendine söylemiyordur. Sayın Erdoğan'ın talebiyle, Sayın Erdoğan'ın isteği doğrultusunda Çetinkaya'dan istifa etmesini istiyordu. Böylece görevden alma skandalı yaşanmayacaktı. Hükümetin beklentisi buydu. Ama Sayın Çetinkaya faiz tarafında yapamadığı, bağımsız durma, dik durma tarafında yapamadığı direnmeyi görevden alma konusunda yaptı ve istifa etmedi. İstifa etmeyince de görevden alındı. Şimdi ortada hukuki açıdan garip bir durum var. Bunun tarihimizde bir ilk olması ayrı bir şey. Bir de olayın hukuki tarafı var. Nedir o hukuki taraf? Merkez Bankası başkanları görevden alınabilir mi? Merkez Bankası'nın bir kanunu var ve biz ne zaman Merkez Bankası'nı bağımsız hale getirdik? Merkez Bankası başkanlarının görevden alınmasını engelleyen düzenmeleri yaptık. Tarihimizin en ağır krizlerinden biri olan 2002 krizinden sonra Kemal Derviş reformlarıyla beraber yaptık. Merkez Bankası kararlarında bağımsız olacak, enflasyonla mücadelede bağımsız olacak. Bundan neyi kastettiğimizi birazdan size aktaracağım. Ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığının en önemli güvencesi de Merkez Bankası başkanlarının görevden alınamayacak olmasıydı. Peki ne zaman alınabilir Merkez Bankası başkanları görevden? Yasa çok açık. Yasa diyor ki Merkez Bankası başkanları başka bir görev alamaz. Ticaret yapamaz. Banka veya başka bir şirketin hissesinin sahibi olamaz. Bunları yaparsa, yani başka bir görev alır, elinde banka veya şirket hissesi olduğu ortaya çıkar. Merkez Bankası başkanları ticaret yaparsa o zaman görevden alınabilirler. Ayrıca hasta olur ve görevini yerine getiremezse o zaman Merkez Bankası başkanları görevden gene alınabiliyor. Şimdi Sayın Çetinkaya bildiğimiz kadarıyla gayet sağlıklı, hasta değil, görevini yapacak kadar sağlıklı, hem de gayet sağlıklı. 2, bildiğimiz kadarıyla başka bir şirkette görevi yok, ticaret yapmıyor, elinde banka ya da başka bir şirketin hissesi yok. Peki nasıl görevden alındı? Türkiye biliyorsunuz uzun bir OHAL süreci geçirdi 15 Temmuz sonrası, darbe girişimi sonrasında. Ve o dönemde çıkan bir kanun hükmünde kararnameye, 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre görevden alındı. Enflasyon hedefine ulaşamadığı için, yani verilen görevleri, hedeflerine, görevleri yerine getiremezse görevden alabiliyor. Şimdi kanun hükmünde kararname kanunun üstünde mi? Yani Merkez Bankası kanununun üstünde mi? Bu tabii hukukçuların ağırlıkla tartışması gereken bir şey. Ben epeyce bir hukuk dersi aldım. Hukuk okumadım ama epeyce bir hukuk dersi aldım. Ama hukukçulara da sordum. Kanun hükmünde kararname kanunun üstünde olamaz diyor benim konuştuğum hukukçular. Yani Cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnameye dayanarak mevcut bir kanunu aşamaz diyorlar. Üstelik o halde yok. Dolayısıyla mahkemeye gitse Sayın Çetinkaya mahkemeyi kazanır diyorlar. Ama herhalde öyle bir şey yapmayacak Sayın Çetinkaya. Fakat şu çok önemli. Artık Türkiye'de hukuk adına konuşabileceğimiz ne kaldı diye kendimize soracağımız bir noktadayız. Bu tartışmayı ben hukukçulara bir bırakmak istiyorum. Pek de onların bunu tartıştığını da görmüyorum ama hukukçuların tartışması gereken bir konu bu. Gerçekten Merkez Bankası kanunu aşılıp kanun hükmünde kararnameye dayanılarak görevden alınabilir mi Merkez Bankası Başkanı? Olayın bir yanı bu. Tarihimizde bir ilk gerçekleşti ve Sayın Çetinkaya 10 ay beklenmeden görevinden alındı. Şimdi olayın bir de başka yönü var. Hedefe ulaşamadığı için, yani görevinde başarısız oldu, hedefe ulaşamadı. Nedir o hedef? Merkez Bankası kanunu Merkez Bankası'na bir tek hedef veriyor. Nedir o hedef? Enflasyon. Enflasyon konusunda başarısız olduğu için görevden alındı. Peki enflasyon hedefini kendi kendine mi belirlemişti Merkez Bankası? Hayır. Zaten yasada açık. Hükümetle beraber belirlemişti. Hükümet tarafında ekonomiden sorumlu kim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı Sayın Albayrak. Eğer ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlık sadece Merkez Bankası'na yıkılamaz. O zaman Sayın Albayrak da bundan sorumlu. Uğur Gürses kendi köşe yazısında bu durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Niye damadını es geçiyor Sayın Cumhurbaşkanı diye. Gerçekten öyle. Çünkü bu hedefi Merkez Bankası kendi kendine belirlemedi. Merkez Bankası bunun belirleyicisi, uygulayıcısı, özür dilerim, bu hedefe ulaşmak için gereken para politikasının uygulayıcısı. Ama öbür tarafta bir de mali politika var. O mali politikadan sorumlu olan da Sayın Albayrak. O zaman Sayın Albayrak da en az Sayın Çetinkaya kadar başarısız, eğer başarısızlık nedeniyle oldu ise bu iş. Bunu da bir tarafa koymamız gerekiyor. En sonunda faiz indirimi gerçekten enflasyonu düşürür mü? Dünya üzerinde böyle bir iktisat politikası var mı? Böyle bir iktisat biliminin içerisinde bir şey var mı? Daha önce başka ülkelerde böyle bir şey görüldü mü? Herhangi bir iktisatçı böyle şeyler söylüyor mu? Gerçek iktisatçılardan bahsediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedikten sonra Türkiye'deki bazı işte... Hani kırıcı olmak istemiyorum ama bazı iktisatçıların diyelim bunu savunan yazılarını bir tarafa koyarak gerçek dünya ekonomi literatüründe böyle bir şey var mıyı en sonunda tartışacağız. Faiz düşünce enflasyon düşer mi? Yoksa enflasyonun mu önce düşürülmesi lazım? Ve tabii ayrıca şunu da soracağız. Enflasyon sadece Merkez Bankası'nın sorumluluğunda mı? Hükümetin hiçbir sorumluluğu yok mu? O çıldıran patates, soğan fiyatlarında hükümetin hiçbir sorumluluğu yok mu? Üretici fiyatlarının çıldırmasında hükümetin hiçbir sorumluluğu yok mu? Arz tarafında hükümetin hiçbir sorumluluğu yok mu? Ülkeyi 17 yıla geçtik, devirdik. Yöneten iktidarın hiçbir sorumluluğu yok mu? Bütün suç Sayın Çetinkaya'nın mı? Sayın Erdoğan'ın hiçbir sorumluluğu yok mu? Bunu soracağız. Çünkü teflon iktidar yapmışlar. Bütün kötü şeyleri başkaları yapıyor. İşte dış güçler, içeride kıskananlar, o lobisi, bu lobisi. Bütün iyi şeyleri hükümet yapıyor. Hiçbir kötü şey hükümetin üstüne yapışmıyor. Bir çeşit teflon iktidar hakikaten. Böyle bir sorumluluk almama durumu olamaz. Bunu da son bölümde konuşacağız. Ama öncesinde sizinle biraz enflasyon meselesini konuşmak istiyorum. Merkez Bankası bağımsız değil. Bunu zaten biliyorduk. Onu da ayrıca konuşacağız. Merkez Bankası bağımsız değildi zaten. Merkez Bankası üzerinde baskı vardı ve o baskı yüzünden Merkez Bankası rahat hareket edemiyordu. Zaten doların çıldırmasına neden olan o süreç, Merkez Bankası'nın grafiğiyle size birazdan göstereceğim onu ayrıca. Bunun nedeni de buydu. Merkez Bankası tepki veremiyordu. Faiz artırması gereken yerde Sayın Erdoğan'ın siyasi baskısıyla faiz indirdiği için biz olağanüstü yüksek bedeller ödedik, olağanüstü yüksek faizler ödedik zaten. Faiz lobisi dediğiniz bankalar düşük faiz severler, yüksek faiz sevmezler. Onu da nedenini size birazdan gene söyleyeceğim. Birazdan diye topu birazdan atıyorum ama önce faiz tarafı, enflasyon tarafına bir bakmamız lazım. Şimdi Sayın Albayrak enflasyon düşüyor diye müjdeli haberler veriyor. İşte Eylül ayında itibaren de tek haneye ineceğiz. Evet, tabii ki ineceğiz. Neden? Baz etkisi diye bir şey var. Nedir baz etkisi? Enflasyon 12 aylık dilimler halinde yürüyor, yıllık enflasyon. Bir aylık enflasyon açıklanıyor. Diyelim ki Mayıs enflasyonu açıklandığında 2018'in Mayıs'ı çıkıyor. 2018 Haziran'ından 2019'un Mayıs sonuna kadar olan dönemdeki 12 aylık enflasyon devam ediyor. Haziran'a gelindiğinde 2019'un Haziran enflasyonu açıklandığında 2018'in Haziran'ı çıkıyor. Temmuz'dan itibaren. Temmuz açıklandığında 2018'in Temmuz'u çıkıyor. Son 12 aya bakıyoruz. 12 ay üst üste yığılıyor. Bir önceki yılın aynı ayında enflasyon yüksekse bu ay onun altına indiğiniz anda baz etkisi diyoruz biz buna. Zaten enflasyon düşmüş oluyor. Şimdi Ağustos ayında Temmuz ayında geçen sene enflasyon 0,55 olmuş. 0,55'in üstünde kalırsak enflasyon yükselecek. Altında düşersek enflasyon Temmuz ayı enflasyon itibariyle yükselmiş olacak. Ağustos ayında enflasyon 2,3'tü. Eğer Ağustos enflasyonu 2,3'ün altına inerse 2019'da geçen senenin Ağustos'u çıkacağı için enflasyon düşmüş olacak. Ama asıl önemli olan Eylül ayıydı. Eylül ayında enflasyon %6,3 gibi beklenmedik derecede. Yıllık hedefimiz biliyorsunuz hep 5-5-5 açıklanır, yıllardır bir türlü tutmaz. Yıllık hedefi bir ayda görmüştük. Biz Eylül ayında, zaten Eylül'den itibaren Sayın Albayrak'ın enflasyon tek haneye inecek demesinin nedeni o. Eylül ayındaki o 6,3 çıkacak. Yerine geçen senenin 2018'in Eylül'ündeki 6,3 çıkacak. Yerine yenisi gelecek. 6,3 olmasını da beklemediğimize göre, eğer deli şeyler yapıp kuru çıldırtmayacaksak o zaman enflasyon tabii ki ciddi oranda düşmüş olacak. Ekim enflasyonda 2,67 idi. Ekim bizim enflasyonda en düşük seviyeyi gördüğümüz ay olabilir. Ondan sonra, çünkü Kasım'da enflasyon -1,14'tü geçen sene. Aralık'ta da 0,4'tü eksi. Yani Kasım ve Aralık'ta enflasyon eksiydi. Ondan sonra biz yeniden enflasyonun yükselişe geçtiğini göreceğiz. Eğer gerçekten hükümet ciddi bir ekonomik program açıklamaz ise. Bunu kesin olarak size söyleyebilirim. Ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Eylül ayında Eylül enflasyonu 6,3'ün altında gelecek, deli şeyler yapmayacak isek enflasyon yeniden düştü diyebileceksiniz. Ama asıl mesele, bunu yılbaşından sonra da söyleyebilecek misiniz? Türkiye yılbaşından sonra da kalıcı olarak tek haneli enflasyona inebilecek mi? Asıl başarı orada. Bir aylık, 2 aylık, 3 aylık başarıdan bahsetmiyoruz. Zaten enflasyonda %24'e getiren buydu. O başı sonu olmayan ekonomi politikalarıydı. O çılgın projelerdi. Onun enkazı ortada dururken bizim enflasyonda gerçek bir başarı elde etmemiz, enflasyonu kalıcı olarak %5'ler seviyesine indirmemiz ne yazık ki mümkün değil. Bunu da bir kenara yazın. Önümüzdeki yılbaşından itibaren bana hatırlatırsınız. Eğer düşmezse Ocak'ta, Şubat'ta enflasyon düşük olursa hatırlatırsınız, ama düşük olmazsa bunu da bir kenara, tekrar dediğim gibi not olarak söylemiş olayım, yazın. Peki merkez bankaları neden enflasyonu hedefliyor? Aslında merkez bankaları enflasyonu hedeflemiyorlar. Merkez bankaları kendi çıkardıkları paranın değerini hedefliyorlar. Enflasyon fiyatların artması, yani paranızın alım gücünün düşmesi, değerinin düşmesi. Merkez Bankası bu parayı basıyor. Türk lirasını basan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirasının efendisidir. Onu istediği zaman basar, istediği zaman piyasadan çeker. Dolayısıyla kendi doğurduğu evladının değerli olmasını sağlamak ister. Dünyadaki bütün merkez bankaları da böyle. Avrupa Merkez Bankası euronun alım gücünün düşmesini istemez. Bakın burada kurdan bahsetmiyoruz. Yani Türk lirası dolar kuru veya euro dolar kuru veya Türk lirası euro kuru, Türk lirası ne bileyim Japon yeni kurundan bahsetmiyoruz. Paranın alım gücünden bahsediyoruz. Gerçek değerinden bahsediyoruz paranın. Her merkez bankası, Amerika'da Fed, Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası, Japonya'da BOJ, yani Japon Merkez Bankası, kendi çıkardığı paranın ülkesindeki değerinin, yani alım gücünün düşmemesi için enflasyonla mücadele eder. Bizim merkez bankamızın yasayla ona verilmiş tek bir görevi vardır. Enflasyonla mücadele etmek. Yani Türk lirasının değerini korumak. Dünya üzerinde merkez bankalarının büyük çoğunluğunun böyle bir tek hedefi vardır. Ama bazı merkez bankalarının, örneğin Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed gibi, ikinci bir hedefi daha vardır. O da kontrollü bir şekilde, yani enflasyonu çıldırtmadan büyümeyi de gözetmek. Bizim Merkez Bankamızın yasasında böyle bir hedef yok. Bizim Merkez Bankamız doğrudan doğruya enflasyonla mücadeleyi hedefler. Varlık nedeni budur. Kendi çıkardığı paranın, yani kendi evladı olan Türk lirasının değerini korumak için enflasyonla mücadele etmek. Enflasyonla mücadele ettiğinizde, enflasyon düştüğünüzde sizin cebinizdeki, benim cebimdeki, Türkiye'nin her yerindeki Türk lirasının alım gücü artar. Yani paranın değeri düşmez. İşte Merkez Bankamızın varlık nedeni budur. Merkez bankaları dünyanın her yerinde zaman zaman hükümetlerle gerilirler. Ters düşerler. Neden? Çünkü hükümetler büyüme isterler. Ülke büyüsün, büyüme hayali olsun, böyle büyük büyük, güzel güzel, yüksek yüksek büyümeler olsun. Ama ülkenin ekonomik gücü buna müsait mi? Akılcı mı? Çünkü siyasetçiler yeniden seçime gidecekler. Yüksek büyümeyle seçime gitmek isterler. Halka sizin refahınızı artırdık demek isterler. Seçimden sonrası tufan, benden sonrası tufan diyebilirler. Ama merkez bankaları öyle değildir. Merkez bankaları için kullanılan bir tabir vardır. Merkez bankaları partinin en heyecanlı yerinde, herkesin kafası iyi, eğlence, aman dibine vurmuş eğlencenin, işte o anda İçkileri toplayan adama Merkez Bankası denir. Yani partinin en çıldırdığı yerde herkes sarhoş, kafalar çok iyi, her şey çok güzel giderken Merkez Bankası, siz fazla içtiniz, içkileri toplar. Merkez bankaları bu yüzden dünyanın her yerinde hükümetlerle zaman zaman gerilimler yaşarlar. Bu yüzden ekonomisi güçlü ülkelerin tamamı merkez bankalarının hükümet baskısından, siyasi baskıdan, gündelik politikadan korumak için bağımsız yapmışlardır. Merkez Bankası'nın karar süreçleri bağımsız hale getirilmiştir. Bunun da en önemli yanı, en önemli güvencesi Merkez Bankası Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alınamayacak olmasıdır. İşte Türkiye bu ilkeyi çiğnedi. Görev süresinin dolmasına 10 ay kala hiç kimseden de ses çıkmıyor. Dikkatinizi çekerim. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. bu ülkenin çiğnenmesi, zaten var olmayan Merkez Bankası bağımsızlığının artık şeklen de olmadığını bize gösteriyor. Merkez Bankası sanki bağımsızmışmış gibi yapma dönemi bile bitti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mış gibi yapmaya bile tahammülü kalmadığını gösteriyor bu durum bize. Yani sanki demokrasiymiş, sanki böyle hukuk devletiymiş, sanki Türkiye'de fikir, insan hakları ve fikir özgürlüğü varmışmış gibi yapmaya devam ediyoruz ama Merkez Bankası bağımsızmışmış gibi yapma dönemi şu an itibariyle kapanmıştır. Artık kimse Merkez Bankası Başkanı bağımsızdır, Merkez Bankası Başkanı şöyledir, görevden alınamaz falan diyemez. Gayet net bir şekilde kanun hükmünde kararnameye dayanarak, Merkez Bankası kanunu aşılarak Merkez Bankası Başkanı görevden alınmıştır. Ve bu tarihimizde bir ilktir. Gayet net bir şekilde bunun da sonuçları olacaktır. Biz artık Merkez Bankası bağımsız, şeklen bile bağımsız bir ülke değiliz. Bunu bir kenara not etmesinde herkesin fayda var. Zaten not ediyorlar da, bütün ajanslar da bunu bu şekilde geçtiler. Ha, Merkez Bankaları bağımsız olmalı mı, olmamalı mı tartışması o ayrı. Eğer sosyalistseniz, sosyal demokrat demiyorum, sosyalistseniz eğer, veya komünistseniz Merkez Bankası bağımsızlığını zaten tartışma bile, konusu bile yapmazsınız. Orada bambaşka kurallar geçerli, bambaşka bir dünya görüşü geçerli. Ama siz liberal ekonomi geçerli, ben liberal ekonomiyi uyguluyorum diyorsanız, piyasa ekonomisi uyguluyorum diyorsanız orada iki durum var. Bir tanesi, baskıcı hükümetlerin olduğu, baskıcı liderlerin olduğu ülkeler, onlar da zaten Merkez Bankası bağımsızlığını kimse beklemiyor. Öbürü, gerçekten demokratik kuralların işlediği gelişmiş liberal ülkeler, onların hepsinde Merkez Bankası bağımsız. Hepsinde bağımsız. Gidin bir Alman'a sorun. Hükümete mi güvenir? Kendi oy verdiği, üstelik kendi oy verdiği parti iktidarda bile olsa. Yoksa Bundesbank'a mı güvenir? Alacağınız yanıt nettir. Gidin Amerika'da sorun bakalım ekonomi çevrelerine. Fed mi, başkan mı? Şu anda biliyorsunuz Trump da Fed'e baskı yapıyor. Büyümeci politikalar istiyor çünkü o da seçime gidiyor. Önünde bir seçim var, ikinci kez seçilmek istiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, eğer piyasa ekonomisi uyguluyorsanız, eğer liberal ekonomiden yanaysanız vazgeçemeyeceğiniz bir şeydir. Çünkü aksi takdirde hükümetlerin, siyasetçilerin gündelik kararlarına kalır ülkeniz. Türkiye sosyalist bir ülke olmadığına göre Türkiye'nin politikası, ben hep şunu söylüyorum, sopalı liberal ekonomi. Zaten bu fiyat baskıları, işte zam yapmayın baskıları falan Türkiye'nin liberal bir ülke olmadığını ya da piyasa ekonomisi olmadığını bize göstermişti. Türkiye sopalı liberal ekonomide Merkez Bankası tarafına da geldi. Cumhurbaşkanı'nın söylediği önemli bir şey var. Görevden alma gerekçesini milletvekillerine şöyle açıklamış Sayın Cumhurbaşkanı. Birebir okuyorum. Murat Çetinkaya'yı kastederek, kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faiz indirmesi gerektiğini söyledik. Faiz düşerse enflasyonun düşeceğini ifade ettik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Aynı kulvarda değildik diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hangi konuda aynı kulvarda değildik? Yüksek faiz politikasında aynı kulvarda değildik diyor Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman yeni atanan başkanla Murat Uysal'la aynı kulvarda olmalı hükümet ve Sayın Erdoğan. Yani faizlerin hızla indirildiği bir dönem. Biraz önce size enflasyon tarafını söyledim. Enflasyonda özellikle Ekim sonuna kadar bir düşüş trendi göreceğiz. Evet, tamam, ama ondan sonra onu koruyabilecek miyiz? Enflasyonun altına mı inecek faiz oranları? İşte burası kritik. Şimdi adım adım gidelim. Önce arkadaşlardan bir rica ediyorum. İki grafik var. İlk önce bize koridor grafiğini bir gösterebilirler mi? Biliyorsunuz Merkez Bankamız böyle bir şey icat etti. Faiz koridoru diye bir şey icat etti. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz bu faiz koridorunu. Normalde Merkez Bankası'nın uygulaması gereken, yani faiz olarak biz yapması gereken şey, işte o ortada gördüğünüz sarı ya da turuncu renkle gördünüz. Bu arada bu Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sayfasında bu grafiği bulabilirsiniz. Oradan aldım. Bu bandın üst tarafını görüyorsunuz. Koridor diye bir şey. Faiz bunun içinde olacak. O gördüğünüz kırmızı çizgi Borsa İstanbul'da, BIST'teki İstanbul Borsası'ndaki bankaların birbirlerine verdikleri faizin hareketli ortalaması. Bu kırmızının o koridorun içinde yer alması lazım. Ama dikkat edin, o kırmızı 2015'in başından itibaren, 2014'ün sonundan itibaren koridorun tavanına yapışmış. Kalp durmuş. Kalp atmıyor. Onun kalp gibi tık 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 aşağı yukarı aşağı yukarı gitmesi lazım. Kalp durmuş. Ama Merkez Bankamız Sayın Erdoğan'ın gönlünü hoş etmek için ona faizleri indiriyoruz diyebilmek için, bakın, 2016'nın ilk baharından itibaren faizleri kademeli bir şekilde küçük küçük düşürüyor. Ve dikkat edin, gene o kırmızı, yani piyasa faizi, yani bankaların birbirlerine borç vermek için kullandıkları piyasa, BIST gecelik repo faizleri kapanışının 5 günlük hareketli ortalaması hiç atmıyor. Hiç zonklamıyor kalp gibi. Kalp durmuş. Merkezin sinyali alması ve bu faiz indirimlerini yapmaması lazımdı o zaman. Ama siyasi baskı vardı. Ve ondan sonra gördüğünüz gibi Merkez Bankası bir faiz artışı yapıyor. Sonra bir faiz artışı daha yapıyor. Sonra bir faiz artışı. Sonra bir faiz artışı. Sonra bir süre bekliyor. Tekrar küçük faiz artışı. Koridoru görüyor musunuz aşağıda maviyle? O koridorla faizin hiçbir bağı kalmıyor. Görsel olarak Merkez Bankası dönüyor ve hükümete diyor ki faizleri artırmadım. Ama ne yapıyor? Aslında artırıyor. Gördüğünüz gibi o yukarıda kalıyor. Sonra Merkez Bankası artık dayanamıyor. O doların çıldırdığı zamanı hatırlıyor musunuz? Haziran, 2018'in Haziran'ında şiddetli bir faiz artışı yapıyor. Ondan sonra bankalar arası piyasa, dikkat edin, kalp gibi atmaya başlıyor. Tık 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 tık. Ama ondan sonra dolar yeniden çıldırıyor. Dolar çıldırınca merkezin elinde silah yok. Ne yapsın? Başka bir şeysi yok. Çünkü hükümet hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yapması gerekenler bir şey yapmayınca Merkez Bankası mecbur kalıyor. Tekrar arkadaşlar o grafiği bir daha verebilir misiniz lütfen? Merkez Bankası yeniden ciddi bir faiz artışı yapıyor. Dikkat edin. Orada yeniden tık 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 faizler yeniden hareketli. Yani kalp yeniden atıyor. Bankalar arası piyasada atıyor. Sonra enflasyon düşmeye başlayınca, düşme trendine girince, dikkat edin, kırmızı tekrar aşağıda. Şimdi biz yeniden zorlarsak faiz indiriminde, yapmamız gerekenden fazla faiz indirimleri yaparsak, bunu emir komutayla yaparsak, faizleri enflasyonun çok altına indirirsek, göreceksiniz o kırmızı. O kırmızıya bakın. O kırmızı daha önce olduğu gibi, yani 2014'ün sonundan, daha doğrusu 2015'in ilkbaharından itibaren olduğu gibi tavana yapışır, atmaz, dümdüz bir çizgi halini alırsa bilin ki işler yeniden faiz tarafında sarpa sarıyor. İkinci bir grafiğimiz daha var. Şimdi arkadaşlarımız o ikinci grafiği verecekler. Merkez Bankası faiz artırmayınca ne oluyor? Bir de bu var. Hani faiz lobisi, faiz lobisi, faiz lobisi diyorlar ya. O faiz lobisi faizlerin düşmesini mi ister, artmasını mı ister sizce? Düşmesini ister. Şimdi size nedenini göstereceğim. Faiz lobisi diye kastettiğiniz kimler? Bankalar, para kazanan, devlete büyük, yani devlet iç borçtan bono ve tahvillerine büyük paralar bağlamış olanlar. Onların elinde düşük faizli kağıtlar var. Yani devlet iç borçlanma senetleri var. İşte o iç borçlanma senetlerinin bir faizi var. Faiz onun altında olursa onun elindeki kağıt değerli. Faiz onun üstünde olursa onun elindeki kağıt çöp değerinde. Değersiz. Onun için devlet iç borçlanma senetlerine parasını yatıranlar faizin düşmesini isterler. Bankaya para bağlayanlar da faizin artmamasını ister. Çünkü onlar düşük faizden bağlamışlar. Yeniden bağlarken yüksek faizle isterler. Şimdi arkadaşlar bir grafik verecekler. O da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gene alındı. Son veridir. Cuma günü itibariyle Merkez Bankamız hazırladı. Şimdi dikkat edin. O turuncuyla gördüğünüz Merkez Bankamızın faiz oranları. Türkiye Cumhuriyeti'nde faizin düşmesini isteyen bir iktidar var. Ama faiz gördüğünüz gibi yukarı doğru gidiyor. Neden yukarı doğru gidiyor? Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan önce referandum, ardından başkanlık seçimi, ardından gelen genel seçimde yüksek büyüme istedi. Yüksek büyüme istediği için de biz bugün yaşadığımız ekonomik krizi yaşıyoruz. Çünkü Türkiye ekonomik program olmadan, ekonomide gerekenleri yapmadan yüksek büyümeye geçti. Dikkat edin, o faizler... Biraz önce onun piyasa faizlerinin altında olduğunu görmüştük ya. Turuncu olan o. Peki o mavi olan nedir? Mavi olan da Merkez Bankası'nın piyasalara verdiği para. Peki kime veriyor bu parayı? Hiç içinizde Merkez Bankası'ndan para alan, para çeken var mı? Yok. Kim çekiyor? Bankalar. Dikkat edin. Merkez Bankası'ndan bankalar deli gibi para kullanmışlar. Neden? Çünkü piyasa faizlerinin altında. Bana da ucuz para verseniz ben de kullanırım. Bankalar birbirlerine yüksek faizle para veriyorlar. Dolayısıyla birbirlerinden para almıyorlar. Nereden alıyorlar? Merkez Bankası'ndan. Dikkat edin, mavi milyarlarca dolar. Yanda görüyorsunuz. Lütfen yan tarafa bakın. Sol eksene bakın. Sağdaki faiz oranı, soldaki para miktarı. 1 Aralık Merkez Bankası'ndan kullandıkları bankaların para 180 milyar liraya kadar gelmiş. Toplam fonlama Merkez Bankası'nın yaptığı. Yani 120 ila 180 milyar lira arasında bankalara sürekli ucuz faiz vermiş. Faizle para vermiş Merkez Bankası. Sonra faiz deli gibi yükselince dikkat edin, tekrar normal seviyelere, daha düşük seviyelere doğru inmiş. Bankaların Merkez Bankası'ndan kullandığı para. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Faiz lobisi dediklerinize siz ucuza bol para vermişsiniz. Peki kimin parası? Merkez Bankası'ndaki para kimin parası dostlarım? Gökten mi yağıyor o para? AKP'nin parası mı? Sayın Erdoğan'ın parası mı? Sayın Çetin Kaya'nın veya daha önceki Merkez Bankası başkanlarının, örneğin Serden geçti zamanında, Sayın Serden geçti zamanında onun parası mıydı? Hayır. Merkez Bankası bizim Merkez Bankamız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dikkat edin, Cumhuriyeti değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Böyle iki kurum var. Birisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu ülkenin kurucuları ona Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dememişler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası demişler. Arada dağlar kadar fark var. Yani o halka ait. Yani o para sizin paranız. Şimdi buradan dönelim ve acaba faizler düşerse enflasyon düşer mi? Biraz da bunu konuşalım. Dünya ekonomi literatüründe faizler düşerse enflasyonun düşeceğine dair bir çalışma yok. Burada kasıt Cumhurbaşkanı destek vermek isteyen bazı tırnak içinde iktisatçıların kullandığı şeyin, malzemenin ne olduğunu size söyleyeyim. Faizler düşerse şirketlerin maliyetleri düşer ve o zaman da enflasyon düşer. Ve fakat acaba faizler şirket maliyetlerinin ne kadarı? Biraz da ona bakmak lazım. 1/3. 1/3. Asıl düşürmemiz gereken enerji maliyetleri gibi, vergi maliyetleri gibi, kamu kaynaklarını hor kullanma gibi alanlar dururken, düşürmek dururken sadece faiz tarafını düşürerek zaten enflasyonu düşüremezsiniz. Dünya literatüründe böyle bir şey yok. Ve fakat ben yaklaşık 3-3,5 yıldır CNN Türk'te ekonomi müdürlüğü yaptığım zaman da bunu yayınlarda birkaç kez söyledim. Türkiye bunu denemeli. Türkiye acilen Sayın Erdoğan'ın inandığı bu ekonomi politikasını denemeli. Bu artık daha fazla ertelemememiz gereken bir şey. Eğer başarılı olursa çok güzel. Çok güzel. Önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl bunu deneyelim. Görelim bakalım ne oluyor ekonomi? Ne oluyor ekonomi? Enflasyon düşük kalıyor mu? Ekonomi uçuşa geçiyor mu? Türkiye'nin ekonomik dengeleri yerinde kalıyor mu? Büyüyor muyuz? Gelir dağılımı düzeliyor mu? Refahımız artıyor mu? Bir görelim bakalım. Denensin. Eğer başarılı olursa Nobel Ekonomi Ödülü Türkiye'ye gelir. İktisat yazınında yeni bir dönem başlar. Çünkü artık bu tartışmanın Merkez Bankası'nın başında bir kılıç gibi, Merkez Bankası başkanlarını görevden alacak bir silah gibi durmaması lazım. Türkiye'nin bir karar vermesi lazım. Bunu deneyelim çünkü seçimleri kazanan ve Cumhurbaşkanı aslında referandumdan sonra da başkan yetkilerini kullanan Sayın Erdoğan buna inanıyor. Öyleyse tamam. Bunu deneyelim, görelim. Çünkü Türkiye'nin zaten devlet geleneği kalmadı. Devlet geleneği dediğiniz şey o kadar aşındı ki bu dengeleri, yani bir kişinin her şeye karar vermesini engelleyecek güçler ayrılığı bitti. Bitti. Bittiğine göre ve bunu bitiren kişi böyle bir iktisat politikasına inandığına göre Türkiye'nin bunu denemekten başka seçeneği yok ve aynı kulvarda değildik diyerek görevden alınan Sayın Çetinkaya'nın yerine atılan Sayın Uysal eğer aynı kulvardaysa görelim uygulansın. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı zaten o seçimlerden önce bu arkadaşınızı başkan yapın, yani seçin, görün bakın faizler nasıl iniyor demişti. Öyle dedikten sonra faizler deli gibi yükseldiğine göre bırakalım bu vaadini yerine getirsin o zaman. Sonuçlarına hep beraber katlanacağız. Sayın Erdoğan da katlanacak, Türkiye de katlanacak. Çünkü seçim bu. Demokrasi böyle bir şey zaten. Böyle bir vaade olan bir siyasi lider seçildiğine göre ve bu vaadini saklamadığına göre, bu iddiasını yıllardır söylediğine ve yıllardır seçildiğine göre bunu uygulayacak zemini de hazırlayacak demektir. Ve bunun sonuçlarına da hepimiz katlanacağız. Eğer başarılı olursa hepimiz özür dileriz. Dünya İktisat yazınına Türkiye yeni bir model sunmuş olur. Çok güzel, şahane bir şey olur. Sayın Erdoğan da AKP'de bunun ekmeğini yer. Türkiye'de bundan faydalanır. Hepimiz o zaman çıkıp biz yanılmışız. Sayın Erdoğan haklıymış deriz. Eğer başarısız olursa da siyasi olarak Sayın Erdoğan bunun bedelini öder. Seçmenler de bunun bedelini öderler. o zaman. Ama artık sanki mış gibi, yani sanki Merkez Bankası bağımsızmış gibi, sanki Türkiye liberal bir ekonomi, sanki Türkiye piyasa ekonomisiymiş gibi yapmanın bir anlamı yok. Çünkü kalmadı, deniz bitti. Ekonomi tarafında deniz bitti. Size hatırlatmak istediğim bir şey var. Daha önce yayınlarımda sizinle bunu aktarmıştım. 3 tane, ekonomide 3 tane temel nokta var. Bunlardan bir tanesi para politikası. 3 politikadan bahsederiz biz. Para politikası. Yani Merkez Bankası'nın faiz kararları. Onlar 6 ila 9 ay içinde etki ederler. Yani Merkez Bankası bir karar alır, 6 ila 9 ay içinde bunun sonuçları görülmeye başlanır. İkincisi mali politikalar. Mali politikalar yani vergi düzenlemeleri gibi politikalar daha zamana yayılan, en az 2 yıl sonuç vermek için en az 2 yıl isteyen politikalardır. Onlar 2 yıl içinde sonuç verirler. Üçüncüsü yapısal reformlar. Yapısal reformlar da dalgalar halinde etki etmeye başlarlar. Önce psikolojik olarak etki ederler. İlacı aldım, iyi olacağım gibi. Sonra da kendi etkileri görülür. İşte onlar gerçek sonuçlarını 2-2,5 yıldan sonra verirler. Kemal Derviş reformlarını hatırlayın. O reformların meyvelerini onu yapan iktidarlar toplayamadılar. Kim topladı? AKP iktidarı topladı. AKP'nin 1. dönemindeki o yüksek büyümelerin, o ekonomik başarı hikayelerinin altında bu yatıyor. Kemal Derviş reformlarının meyvelerinin toplanması AKP iktidarının denk geldi. Meyvelerini topladı AKP iktidarı. Sayın Babacan'ın da zaten benim zamanımda ekonomi iyiydi demesinin altında o meyvelerin toplanması yatıyor. Onun bedelini o zamanın partileri işte DSP, ANAP ve MHP ödediler. Ve bugün de AKP o dönemdeki başarı hikayesinin hala ekmeğini yemeye devam ediyor. Eğer şimdi gerçek bir yapısal reform yapılırsa, önümüzde madem 4 yıl seçim yok, 2 yıldan itibaren bunun sonuçları alınır ve ondan sonra bu hem Sayın Erdoğan'ın hem Sayın yani muhalefet partisinin sayınlarının hem sizin hem benim hem de AKP'nin yararına, ülkenin yararına olur. Ama gerçek bir yapısal reform yapmadan sadece çok önemli açıklamalarla veya Merkez Bankası başkanı değiştirerek ve ona da faizleri düşürterek ekonomide başarılı olacağını zannedenler varsa bunun sonuçlarına hepimizin katlanmak zorunda kalacağını herkes bilsin. Bu öyle kolayca atlatabileceğimiz bir şey değil. Ciddi sonuçları olacak. Peki Merkez Bankası'nın başına yapılan atamanın sonuçlarını ne zaman görmeye başlayacağız? İlki 25 Temmuz'da eğer acil bir toplantı yapılmayacaksa faiz indirimi için. İlk toplantı 25 Temmuz'da Para Politikası Kurulu'nun ilk toplantısı. Öbür toplantı 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. Ve o toplantıda bu iki toplantıda ne karar alınacağını hep beraber göreceğiz. 25 Temmuz'da 2 bas puan, 3 bas puan mı indirim olacak? Yoksa kademeli bir şekilde mi gidecek Merkez Bankası? Bir kısmını da 12 Eylül'e mi bırakacak? Bunları hep beraber görüp yaşayacağız. Ama önümüzde önemli bir şey var. Haziran ayında yani son Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi gelmemişti. Ve sızan kulis bilgileri Para Politikası Kurulu'nda 3 puan, 2 puan faiz indirimi isteyen üyeler olduğu, hatta bir kişinin 3 puan indirim birden istediği, zaten görevden alma ve göreve atamada da bunun etkili olduğu söyleniyor. Şimdi o 2 puan, 3 puan faiz indirimi birden isteyen kişiler Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayında, 25 Temmuz'da yapacağı, eğer olağanüstü erken bir toplantı yapmazsa, toplantıda nasıl bir şey savunacak, baskın gelecekler mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Faizlerin düşük olmasını herkes ister. Ben de isterim. Ama bu sadece Merkez Bankası'na bağlı bir şey değil. Ülkeyi yönetenlere bağlı bir şey. Ülkeyi iyi yönetin, ekonomiyi iyi yönetin, enflasyon düşsün, arz bolluğu olsun. Ortalık soğanla dolu olduğu için soğan fiyatı çıldırmamıştı. Bakın ne oldu? Yeni soğan gelince soğan fiyatları düştü. Bu bir arz sıkıntısıydı. Planlayamama, beceriksizlik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Tarım Bakanlığı'nın bu ülkenin ne kadar soğan, patates yediğini ve bunun arzının sürekliliğini planlayamaması meselesiydi. Üstelik bu iktidar 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl, 12 yıldır iktidar değil, 17 yıldır iktidar. 17 yıldır iktidar. Dolayısıyla da teflon iktidar olmayı bırakıp, sorumluluklarını üstüne alıp gerçek bir yapısal politika uygulaması lazım iktidarın. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Burada önemli bir meselenin de şu olduğunu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sırtında, ne demek bu? Sizin sırtınızda, benim sırtımda. O çılgın projeler önemli bir kambur. O çılgın projeler Türkiye ekonomisini çıldırttı. Başı sonu olmayan, sağlam zemine dayanmayan o çılgın projeler yüzünden biz bugün bu hale geldik. Aklı başında bir ekonomi politikasına ihtiyacımız var. Yapısal reformlara ihtiyacımız var. Dünyanın en iyi ekonomi politikasını da izleseniz, demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü. Bunları sağlamadan Türkiye'nin orta vadede, bir yıl iki yıl değil, orta vadede sürekli yüksek büyümeye ihtiyacımız var. Biz dar gelirli bir ülkeyiz. Hadi orta gelirli diyelim bir ülkeyiz. Göreceksiniz bu yılın sonunda açıklandığında yeni rakam $9.000'ın altına inmiş olabilir. Büyük olasılıkla inecek, kişi başına gelir. 10 yıl önce 2008'de kişi başına gelirimiz $10.000'ın üstüne çıkmıştı. ve biz yeniden $10.000'ın altında milli geliri olan bir ülkeyiz. Son 10 yılı boşu boşuna geçirdik demek bu. 10 yıldır kişi başına gelirimiz artmıyor. 10 yıldır. Dolayısıyla yeniden sürekli yüksek, o %5'lerin üzerindeki potansiyel büyümemize dönebilmek için bir yıl, iki yıl değil, her yıl yüksek büyüme, 15-20 yıl bizim yüksek büyümeleri sürekli sürdürebiliyor olmamız lazım ki halkımızın refahını artıralım. Gençler, işsizler, işsizlik meselesini her işsizlik açıklandığında ele almaya çalışıyorum. Gençlerin gerçekten gözü kararmış durumda. Gelecekten ümitlerini kesmiş durumdalar. Etrafımdaki bütün gençler sürekli olarak bana aynı şeyi soruyor. Abi nereye gidelim? Abi yurt dışına nasıl gideriz? Bu gençlerin bu ülkeden ümidini kestiğini gösteriyor. Ve siz bu ülkedeki akıllı, bu ülkeyi geleceğe taşıyacak iyi eğitimli, zeki gençleri yurt dışına kaptırırsanız bu ülkenin bir geleceği olamaz. Onları burada tutacak bir ortam yaratmamız lazım. Önümüzde madem seçimsiz 4 yıl var, ben 4 yıl beklenebileceğini düşünmüyorum ama madem 4 yıl var, isterse 3 yıl olsun, önemli değil. Hükümet bunu değerlendirsin lütfen. Bundan hem kendi karlı çıkar, hem Türkiye karlı çıkar, hem gençlik karlı çıkar, hem ben, hem siz, hepimiz kazanırız. Sayın Erdoğan da kazanır. Yoksa sürdürülebilir büyümeye dönemeyiz. Dönemeyiz. Bu seçimsiz dönemi Türkiye iyi kullansın. Şahsi kanaatimi soruyorsanız bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Yapamayacak da büyük olasılıkla. Ama ben yanılmayı tercih ederim. Türkiye'nin yapısal reforma dönmesini, Sayın Erdoğan'ın güçlü bir yapısal program açıklamasını, içinde ekonomik programda olan, hukukun üstünlüğü olan, demokrasi olan, güçler ayrılığı olan, bütün gücü bir kişiye vermeyen bir yapısal reform paketi açıklamasını ve yanılmış olmayı çok isterim. Yeter ki Türkiye daha güzel günlere gitsin diyorum. Ve yaklaşık bir saattir yayındayız. Bizimle beraber oldunuz. Çok teşekkür ediyorum size. Bu yayın bant olarak da tekrar yüklenecek. Sonradan da izleyebileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önümüzdeki dönemin önemli konularından bir tanesi dolar olacak. Biliyorum doların durumunu merak ediyorsunuz. Ama dolar benim uzmanlık alanım değil. Dolar başka bir uzmanlık alanı. Piyasanın uzmanlık alanı. Fakat size şunu söyleyeyim. Eğer suni olarak faizler düşürülürse dolar buna mutlaka tepki verecektir. İkinci mesele. S-400 meselesi geride kalmış. Sorun geride kalmış gibi geliyor size. Ama öyle değil. Çünkü S-400 iki ayaklı bir şeydi. Bir tarafta S-400, öbür tarafta F-35 meselesi var. F-35 meselesine Amerika'nın nasıl tepki, F-35 meselesi üzerinden tepki vereceğini beraber göreceğiz. S-400'ler Türkiye'ye geldiğinde o yaptırımlar Türkiye'ye hafif mi uygulanacak, ağır mı uygulanacak? Trump orada devreye ne kadar girebilir? Çünkü onun da bir seçimi var. Bütün bunları yaşayıp göreceğiz. Biraz da onlara bağlı. Yani top bizim sahamızda değil, ekonomistlerin sahasında değil. Bu arada bazıları sorular soruyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Onları da görüyorum. İlhan Kılıç arkadaşımız düşük faiz, düşük enflasyon fikrinin olası başarısının en kötü senaryosu nedir diye sormuş. Şunu söyleyeyim, bunun ne kadar sürdürüldüğüne bağlı, yani ne kadar ısrarcı olunduğuna bağlı. Çünkü dediğim gibi eğer faizler düşürülürse Temmuz'da size söyledim zaten baz etkisi dediğimiz etki nedeniyle, yani Ağustos enflasyonunun yüksek olması, Eylül enflasyonu 2018'de 6,3, zaten o 6,3'ün yerine enflasyon 1 olsa 5 puan düşecek, 2 olsa 4 puan düşecek enflasyon. Çünkü 2018'in Eylül'ünde ülkeyi çıldırtmıştınız. Enflasyon çılgın bir seyre gelmişti. Ekim enflasyonu da 2,67, yani dolayısıyla Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında toplam enflasyona baktığım zaman ben ne kadar bir enflasyon görüyorum? %11'in üzerinde bir enflasyon görüyorum. Yani Ağustos, Eylül, Ekim'de geçen sene %11'lik enflasyon var. O %11'lik enflasyon çıkacağı için yerine 3 aylık dönemde Ağustos, Eylül, Ekim aylarında %5 gelirse %6 puan birden düşecek enflasyon. Eğer 4 puanlık bir enflasyon olursa o zaman enflasyon çok daha yüksek. 7 puan birden düşecek zaten. Siz Temmuz'da düşürdük faizleri, bakın nasıl oldu etkisi derseniz o yalan. Asıl mesele önümüzdeki yıldan itibaren ve asıl mesele faizi düşürdükten sonra 2 yıl, 3 yıl gerçekten kalıcı düşük enflasyon sağlayabilecek misiniz? Ama o kadar da sürdürülemez, size onu söyleyeyim. Türkiye enflasyonun altında bir faiz politikasını sürdüremez. Neden sürdüremez lan kardeşim? Hemen söyleyeyim ben sana. Sizin paranız var. Paranız değil. Paranız değil. Bir tarafa bırakalım. Faizin ne olduğunu bile bu ülkenin halkının önemli bir kısmı bilmiyor İlhan Bey. Ben size söyleyeyim Sayın İlhan Kılıç. Sizin bir eviniz var. Kiraya vereceksiniz. Yanda da aynı daire. O 2000 liraya kiraya verdi. Siz 1000 liraya kiraya verir misiniz? Ben geldim size diyorum ki İlhan Bey evinizi bana 1000 liraya kiraya verin. Siz diyorsunuz ki ama yan komşu 2000 liraya kiraya verdi. Ben niye 1000 liraya kiraya veriyorum? Salak mıyım ben? Deli değilseniz, aklınızı kaçırmadıysanız bana 1000 liraya kiraya vermezsiniz. O 2000 liraya vermişken. Ülkede kriz yoksa tabii. Aynı kirayı almak istersiniz en azından. Peki sizin bir paranız var. O paranızla gidip bugün bir buzdolabı alabiliyorsunuz. Ama ben size diyorum ki hükümet olarak paranı getir sisteme sok, harcama, buzdolabı alma, yani ne yap? Faize yatır. Bu demek çünkü. Harcama paranı, tut demek, tasarruf et demek. Siz neye bakarsınız? Bir buzdolabına ihtiyacınız var ama bir sene daha dayanır evdeki buzdolabınız. Bir sene beklersem seneye o buzdolabını alabilir miyim? Üste de bana para kalır mı faize yatırırsam? Yoksa faizden gelen parayı da koysam üstüne o buzdolabımı alamayacak mıyım? Araba alacaksınız. Araba almayıp faize yatırırsam 1000 lira araba. Sesip olsun diye söylüyorum bunları. Seneye araba 1200 lira oldu. Siz faizden 100 lira kazandınız. Sizin 1100 liranız var. Araba alsaydınız 1200 liralık arabaya sahip olmuş olacaktınız. Bunun gibi düşünün. Parayı elde tutmanın veya harcamanın getirisinden daha yüksek olmalı faizin getirisi. Enflasyon faiz ilişkisi böyle bir ilişki zaten. Türkiye tasarruf oranı düşük bir ülke. Yurt dışından bu kadar saldırıya açık olmamızın nedeni bu. 17 yıllık AKP iktidarı bizi yabancıların elin parasına mahkum etti. Bu ülke doğru düzgün üretim yapıp ihracat yapabilseydi, doğru düzgün gelir elde edebilseydi biz yabancıların parasına bu kadar mahkum olmazdık. Ondan sonra da Almanya bizi kıskanıyor, İngiltere derin devleti, Amerika bizi kıskanıyor demezdik. Yabancıların parasına bu kadar mahkum olan bir ülkenin böyle şeyler söylemesi, halkın böyle şeyler söylemesi, yani herkesin kendisine düşman olduğunu düşünen bir halkın güven sakın deyişiyle yabancının parasını kullanırken bu kadar rahat olması kabul edilebilir bir şey değil. Tasarruflar zaten düşük. Niye tasarruf edeyim eğer bir geliri yoksa bana? Harcarım o parayı. Zaten evime buzdolabı, çamaşır makinesi almam lazım. Zaten gelir seviyem düşük. İşte aradaki ilişki böyle bir ilişki. Faizleri çok baskılar düşürürseniz ben götürüp paramı bankaya yatırmam, çekerim kardeşim. İşte halk o zaman dövize gidiyor, halk o zaman altına gidiyor veya parasını harcıyor. O yüzden de tasarruf oranlarının bu düşüklüğünün bedelini Türkiye dışarıdan başkalarının tasarruflarını alarak ödüyor ve onların da dostu olmak zorundasınız. Elin oğlu sizin kara kaşınıza, kara gözünüze aşık değil. O kazandığı paraya bakar. Ona ne? Sizin ülkenizde işte efendim ekonomi iyiymiş, kötüymüş. Onu hiç ilgilendirmez. O kazandığı paraya bakar. O yüzden de ona iyi kazandırmak zorundasınız. Bugüne kadar Türkiye'ye bu kadar çok yabancı sermaye gelmesini, sıcak paradan bahsediyorum. Nedeni budur. Türkiye'den iyi para kazandılar. Size daha önce anlatmıştım. Borsanın %60'ından fazlası yabancıların elinde zaten. Para kazanıyorlar bu ülkeden. Para kazandıkları sürece de gelmeye devam edeceklerdir. Peki, size çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte olduğunuz için. Yeni bir yayında buluşalım. Güzel bir yayında buluşalım. Artık biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yakında bilim yayınlarımız olacak. Bilmiyorum onlara bu kadar ilgi gösterecek misiniz? Yakında bilim yayınlarında buluşacağız. Güzel bilimsel yayınlar yapacağız. Bilmiyorum izliyor musunuz? Kitap yayınları yapıyorum. Kısa size kitap tavsiyelerinde bulunuyorum. Mümkün olduğunca çeşitli alanlardan kitap tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyorum sizinle. Ama yakında burada bir deneme yapmak istiyorum. Bir kitap tartışması yapmak istiyorum. Sizin de internet üzerinden katılacağınız. Tiranlık üzerine 20. yüzyıldan 20 ders kitabını okuyan arkadaşlarla bir araya gelmek ve kitap tartışmak istiyorum. Tiranlık üzerineyi lütfen okuyun. 2-3 hafta içerisinde bunu gerçekleştirmek istiyorum. Tarihi kesinleştirdiğim zaman sizinle paylaşacağım. Biliyorum tatildesiniz ama tatil demek yatmak değil. Ben tatilden yeni döndüm. Rengimden de anlayabileceğiniz gibi. Ama o 5 günlük süre içerisinde 2,5 kitap okudum. Çok güzel kitaplar okudum. Gerçekten çok heyecan verici yeni şeyler öğrendim. O kitapları da sizlere tavsiye edeceğim. Evet, 24 saat yüzmediğinize, 24 saat dans etmediğinize, 24 saat yemediğinize göre onların arasında uygun zamanlarınızda kitap okuyun lütfen. Kitap sadece boş vakitlerde okunacak bir şey değil. Boş vakitlerinde ne yaparsınız? Kitap okurum denmesi bence korkunç bir şey. Kitap boş vakitlerimizde okunmaz. Kitap okumak için zaman ayırmamız lazım. Boş vakit falan değil. Dolu vakittir kitap okumak diyorum. Ve burada kesiyorum. Tiranlık üzerine okuyun. Tekrar buluşacağız. Yeni yayına kadar hoşça kalın. Yazla kalın, güzelliklerle, sevdiklerinizle kalın. Hoşça kalın.